Malatya'dayız. SMA hastası çocuklarımızın kırgın kaderini inşallah değiştirebiliriz. Tedavisi çok zor ve çok pahalı bir hastalık. Artık bunları biliyoruz. Tekrar etmek istemiyoruz. Çünkü çözümü var, çünkü tedavisi var. Anne burada, baba burada, aile burada, bebeğimiz. Benim oğlum 10 günlükken topuk kanından alınan örnekle SMA tip 1 derece kas hastalığı tanısı konuldu. Oğlum şu anda 9 aylık. Biz 8,5 aydır kampanya yürütüyoruz. Sesimizi duyuramadık. Deprem bölgesinde olduğumuz için kimse bizi duymadı. Çok kapı çaldık. Hepsi yüzümüze kapandı. Son 3 ayımız kaldı. Anne baba olarak biz tek başımıza bunu yapamayız. Üstesinden gelemeyiz. 2,5 ayda ama sesimizi duyurursak, sizin gibi değerli insanlara, sanatçılara, sanat camiasına duyurursak benim oğlum da kurtulabilecek. Benim oğlum da herkesin çocukları gibi koşup oynayabilecek, okula gidebilecek. En önemlisi annesi babası yemek yerken o sofraya oturabilecek. Ne olur oğlumu kurtarın, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Sizi bir tanıyalım mı? Hangi köyde olduğunuz? Telefonları bırakalım. Ben Hasan Peke, Ezel'in babasıyım. Oğlum 10 günlükte eşimin dediği gibi topuk kanında alınan kan örneğiyle SMA tip 1 tanısı konuldu. Biz 9 aydır mücadele ediyoruz. Maalesef 6 Şubat depreminde de evimizi kaybettiğimiz için kendimize yeni düzen kuralım dedik ama çocuğumuz doğduktan sonra bu hastalık tanısı konulunca İşimi de bırakmak zorunda kaldım. İşsizim şu anda. 9 aydır evladımı yaşatabilmek için, evladımın sesini duyurabilmek için mücadele ediyoruz. Ama dediğimiz gibi Malatya'da deprem olduğu için biz sesimizi gerçekten Malatya'ya bile duyuramadık. Evladımız şu anda 9 aylık oldu. Çok şükür herhangi bir cihaza bağlı değil, bir sıkıntımız yok. İstiyoruz ki böyleyken ilacını alırsa gerçekten benim oğlum da sağlıklı bir çocuk olarak sizlerin evladı gibi, sizler gibi yürüyüp nefes alabilecek. Bunun için sizlerden, sizin sesinizi duyan bütün yüreği, gönlü güzel insanlara sadece tek isteğimiz evladımızın sesini duyurmak, evladımıza destek olmak. Burada bu vesileyle bizim sesimizi duyurmasına yardımcı olan değerli sanatçımız Gülben Hanım'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Son 4 senedir özellikle pandemide birçok SMA hastası çocuğun tedavisi için gerekli miktarı toplayabildik. Sadece ben değil, benim gibi duyarlı bir sürü meslektaşım, sanatçı arkadaşım ya da sosyal medyada sesini duyurabilen duyarlı insanlar bir araya geldiğimiz zaman çok kısa bir sürede bu büyük bedelleri toplayabiliyoruz. Ailelerin, sizin de benim de bu büyük bedeli, rakamlar çok büyük, tedaviler yurt dışında olabiliyor maalesef. Tek başına toparlamaları mümkün değil. Toparlanıp iyileşmiş, tedavisini görmüş ve kanatlanmış, iyileşerek bu hastalığı yenmiş çocuklar varken bu hastalık için duyarsız kalabilmek çok acımasızca bence. Bu aileyi ilk defa gördüm burada, Ezel'i ve abisini, ama sosyal medyada söz vermiştim onlara. Ne olur açılışa gelin ve beni bulun dedim. Geldiler ve buldular. Ve ben de çok heyecanlandım. İlk defa böyle bir şey oldu.